Ekranlarından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Gündem programıyla sizlerle bir aradayız efendim. Cuma günündeyiz pek çoğumuz için haftanın son iş günü. Gerçi tabii ki evden çalışmalar hala da devam ediyor ama bugün sizlere istedik ki Türkiye'nin gerçekten en özel, özellikle de bu pandemi süreci içerisinde de güvenle gidebileceğiniz, sakin, doğasıyla, temiz havasıyla, iklimi bitki örtüsüyle birlikte gerçekten rahatlıkla tatil yapabileceğiniz ve mutlaka görülmesi gereken ilçelerden birine götüreceğiz sizi. Küçükkuyu'ya götüreceğiz ve Küçükkuyu Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Balkan bugün bizim konuğumuz. Sayın Başkanım merhabalar, hoş geldiniz Ege Televizyonu ekranlarına. Deniz Hanım günaydın. Ege Televizyonu'na bana bu fırsatı verdiği için öncelikle teşekkür ediyorum. Sizin ekranlarınızdan başta Küçükkuyu'lu hemşehrilerim olmak üzere tüm ülkemizde yaşayan vatandaşlara en iyi sağlıklı günler diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Koronasız güzel günlerde hep birlikte daha huzurlu yaşayacağımız bir Türkiye ve dünya temennisiyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Biz de sizin bu güzel dileklerinize de katılıyoruz. Gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi her zaman hani hep diyoruz her şeyin başı sağlık diye ama herhalde bu korona süreci içerisinde, pandemi süreci içerisinde bunu bir kez daha iyi anlamış olduk. Ve ben programın açılışında da dediğim gibi şimdi tatil herkes özellikle de bu süreçte yaz aylarına, tatil dönemine denk gelmesiyle birlikte herkes aslında nerede güvenli tatil yapabiliriz? İşte daha sakin, çok fazla kalabalığın olmadığı, doğayla iç içe olan yerleri tercih ediyor. Herhalde Küçükkuyu'dan bu Türkiye'deki özel ilçelerden, bu özelliğe sahip en özel ilçelerden bir tanesi. Siz bu süreci nasıl yürütüyorsunuz? Tabii aynı zamanda tecrübeli bir belediye başkanı olarak ama tabii ki dünyada hepimizin de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığı bir dönemde süreçteyiz. Ekibiniz ve siz bu konu süreci içerisinde neler yaptınız, ne gibi çalışmalarınız oldu? Onu dinleyerek şöyle bir başlayalım. Evet, şimdi malumunuz Mart ayının 16'sından sonra ülkemiz genelinde bu pandemi süreci, korona süreciyle ilgili ciddi bir izolasyon, ciddi bir çalışma süreci başladı. Biz de ülkemizin bulunduğu koşullara koşut olarak, paralel olarak beldemizde neler yapacağımız noktasında hemen çok acil bir toplantı yaptım çalışma arkadaşlarımla o gün itibariyle. Öncelikle şunu yaptım. Sosyal medya hesaplarımda bu konunun vehametini, bu konunun özelliğini belirten bir açıklama. Açıklamanın altında da benim yaklaşık 22 yıldır kullandığım şahsi cep telefonumu sosyal medya hesabında paylaştım. Dedim ki değerli hemşerilerim, tabii birçok arkadaşta benim telefonum var kullandığım sürekli. Bu evet. Benim sürekli 24 saat açık olan cep telefonum. Bu telefondan bana 7/24 ulaşabilirsiniz. Her türlü ihtiyacınızı, sorununuzu direkt bana da WhatsApp üzerinden veya da direkt arayarak da ulaşabilirsiniz mesajını verdim. Daha sonra belediyemizde acil durum ekibi oluşturduk arkadaşlarımla birlikte. Sabah 8, gece 24 saat, 24'e kadar belediyemizde sürekli araçlarla personellerimiz alarma geçti. Sabaha kadar da diğer görevli personellerimiz sürekli telefonların başındaydı. Öncelikle insani gereksinimlerin sağlanması noktasında ciddi bir çaba sarf ettik. Çünkü insanlar evlerine çekildi. Özellikle yaşlı nüfusun dışarıya çıkmama durumundan dolayı eczaneden ilacının alınması, manavdan sebzelerin alınması, fırından ekmeğin alınması gibi temel gereksinimleri için 7/24 hemşerilerimizin 2-4 personel bunların insani gereksinimlerin karşılanması için hizmet verdik. Tabii bu hemen başlangıçta ilk gün olan meseleydi. Onun akabinde sokaklarımızı, sağlık merkezlerimizi kapanıncaya kadar ibadethaneleri, okulları sürekli dezenfekte çalışması, kolonya dağıtımı. Malum biliyorsunuz ilk başlarda bu maske meselesi bir problem oldu. Oradan gelecek gibi
Onun da tedbirini sağladık. Tüm talep eden personellerimizin gerek evlerine, gerek iş yerlerine, gerek sokakta olanlara maskeleri aylarca ücretsiz, yüz binlerce maskeyi ücretsiz tedarik ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Tabii bu korona pandemi rahatsızlığı, bu süreç insanların temasının yoğun olmasıyla bulaşan bir rahatsızlık olduğu için bu pazar yerlerinin kapatılmasıyla, özellikle sebze meyve pazarlarının daraltılmasıyla Başkın hemşehrilerimizin ateşlerini ölçtük. Pazar yerlerine sosyal mesafeyi koruyarak belli insan sayısını koyduk. Sabit tavan fiyat uygulamasını getirdik. Burada bir fırsatçılığın önüne geçilmesi noktasında araçların, toplu taşım araçlarının dezenfektanının sağlanmasına uğraştık. Dediğim gibi 24 saat vatandaşımızın her türlü evden özellikle 65 yaş üstü çıkmayan vatandaşlarımız yaklaşık 3 ay boyunca her türlü gereksinimini bankaya gitmeleri dahil, işte sağlık ocağında ilaçların alınması da dahil, market, kasap, diğer alışverişlerin yapılması da dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarını hiçbir sorun yaşamadan yerine getirdik. Çok şükür ilk zamanlar, ilk 3-4 ay vaka olmadı beldemizde. Sadece beldemizde değil, Türkiye'de bu vakanın biraz daha yayılmasıyla birkaç vaka oldu ama Allah'a şükür bir ölümcül bir sonuçla karşılaşmadık. Çok güzel. Umarım karşılaşmayız. İnşallah. Şimdi başkanım, hemen şunu sormak istiyorum. Normalde 10 bin kişilik bir belde küçülüyor ama özellikle de yaz dönemine baktığımızda 90 bin, 100 bin kişiye tatil dönemlerinde hizmet veriyorsunuz. Bu tabii ki belediyeye artı iş gücü demek ve artı maliyet de demek aslında. Hem bunu sormak istiyorum, bu anlamda yetişebiliyor musunuz hem maddi anlamda hem personel ve iş gücü anlamında ve tabii ki bu sürecin aynı zamanda da pandemiyle birleşmesiyle beraber o bahsettiğimiz iş yükü çarpı 2 de oldu. Bu anlamda nedir durumunuz? Hem bütçe olarak yetiyor mu hem personel ve iş gücü olarak? Evet, bütçe ve personel gücü olarak yettiğini söyleyemem. Şöyle bir şeyimiz var. 12. yılım benim belediye başkanlığımda. Yaşadığımız, ettiğimiz tecrübelerle hangi ayda kasabanın hangi sorunu olduğu, hangi aylarda ne işler yapıldığını biz iyi tecrübe ettik. Bu tecrübelerimizi de sahaya sunduk. Haziran ayında ne işler yapmamız lazım? Temmuz ayında hangi işlerle meşgul olmamız lazım? Ağustos, Eylül aylarında beldemizin hangi problemleriyle uğraşmamız gerektiği, yaşadığımız, edindiğimiz tecrübelerle biz bunları öğrendik. Evet, doğru, 10 bin kişilik İller Bankası merkezi idare eden 10 bin kişinin yaşadığı öngörüsüyle buraya bir pay ayrılıyor. Bütçeden 10 bin kişilik bir pay veriliyor. Fakat maalesef yılın 5 ayı gibi bu sayı 8'de 10 katını artıyor. Çöp toplamasından su ihtiyacına, sokakların dezenfektandan ilaçlamasına, park bahçelerin sulanmasından diğer tüm hizmetlerin verilmesi, zabıta hizmetlerinin, yazı işlerinin tüm hizmetlerin verilmesi gerçekten personel noktasında ve ekonomi noktasında bize ciddi bir sorun yaratıyor. Dediğim gibi bu sorunu geçmiş yıllarda edindiğimiz tecrübelerle arkadaşlarım, mesai arkadaşlarımın ciddi bir insanüstü çalışmasıyla, bunun altını özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten 3 ay boyunca bizim temizlik işlerinde çalışanlar, park bahçe, işte sağlık hizmetlerinde çalışanlar, çevre sağlığı hizmetlerinde arıtmamızda çalışan benim mesai arkadaşlarımın çok büyük gayretleriyle biz sorunsuz sezonu atlatmanın yolundayız ama özellikle pandemi döneminde gelirlerimizin azalması, merkezi gelen payların azalmasıyla, giderlerimizin bugüne kadar hiç öngörmediğimiz, bu dezenfektan olsun, araçlarla hemşehrilerimize hizmet verilmesi olsun, temizlik hizmetlerinin, su tüketiminin 2-3 katına yaptığımız istatikte de her geçmiş yıllarda aylık ne kadar ton
su tüketimi olduğunun rakamlarına baktığımız zaman bu yıl yaklaşık 2 katına yakın evsel su tüketimi, evsel atık atışı var. Bunlara zorlanıyoruz, evet zorlanıyoruz ama belediyecilik gönül işi, belediyecilik hizmet işi. Biz de 12 yıldır bu bayrağı en üst seviyeye taşımak için ben ve çalışma arkadaşlarım gerçekten gayret çalışıyorlar. Bugüne kadar bir sorun yaşamadık. İnşallah bundan sonra da sorun yaşamayacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi tecrübeli bir belediye başkanısınız. Kriz ortamlarını da tabii ki yönetmeyi, idare etmeyi de çok iyi biliyorsunuz ama bu evet hepimiz için olağanüstü bir süreçti. Şimdi burada söyledik, evet personel ve gerekse de maddi anlamda İller Bankası'nın gönderdiği gelirlerde maddi anlamda bir zorluk yaşandı. Açık ortada aslında pek çok belediye de belki bunda hemfikir ama bunun haricinde sizi zorlayan başka bir durum oldu mu bu süreç içerisinde başkanım? Şöyle ki bu dönem insanlar 3 ay özellikle büyük şehirlerde İstanbul'da, Ankara'da yani yazın buraya ikinci konutları, evleri olan insanlar 3 ay evlerinde bu pandemiden dolayı kısıtlı kaldıkları için bu serbest dolaşım süreci başladıktan sonra birden bu bölgeye yoğunlukla gelmeye başladılar. Çünkü buranın bir özelliği Kazdağların eteğinde Ege Denizi'nin kıyısında sakin, sessiz, huzurlu bir kasaba, temiz bir kasaba. Herhangi bir maden yok, herhangi bir fabrika yok, herhangi bir bir enerji üretim tesisi yok. Yani doğayı çevreyi kirletecek bir tesis olmadığı için genelde evde büyük bir kısmı zeytin ağaçlarının içinde yazlık şeklinde olduğu için buraya gelen insanlar sadece ev sahipleri veya konut sahipleri değil, bunların yakınları, akrabaları, dostları, eşleri de aynı yerleşim yerine geldiler. Tabii yoğun olarak bir binada, bir yazlıkta, normal koşullarda bir aile, 4-5 kişi bir aile kalırken bu yıl 10 kişi, 15 kişi kalmaya başladı. Tabii 10-15 kişinin kalmasıyla bunların çöpleri arttı, bunların sokakları maalesef kirletme oranları yükseldi, su tüketimleri arttı. Yani bu pandemiyle beraber bizim belediyeciliğin yaptığı hizmetler maalesef daha da arttı. Tabii denize girmede birazcık tabii kalabalık olduğu için plajlarımız yoğunlaştı. Bu plajlara gelen insanların sosyal mesafeyi korumaları, günlük gelip giderken limanda, restoranda, diğer yerlerde dolaşırken bu dikkat edilmesi gereken hususlara maalesef bazen dikkat etmediklerini de gözlemledik. Ama ben zabıtadaki zabıta ekibimiz ve jandarma kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışarak bunu en aza indirdik ve bunun sonucu da bu koronavirüs vakası yok denecek kadar beldemizde şu anda. Evet. Çok şükür yazın o şekildeydi. Umarım bundan sonra da tamamen vaka sayısı biter. İnşallah. Evet. Huzurlu olarak beldemizde mutlu olarak ve en önemlisi sağlıklı olarak yaşamaya devam ederiz. Evet. Şimdi vatandaşların aslında özellikle de belediye başkanları ve milletvekillerine de siyasetçilerden en çok beklediği şeylerden biri sahada görmek ve çabuk ulaşabilmektir. Siz az önce programın başında bahsettiniz ki ben bu olay ilk çıktığında sosyal medya hesaplarımdan telefon numaramı paylaştım dediniz. Evet. Herkesin evet. Size ulaşması adına neler geldi bu telefon numarasını paylaştıktan sonra vatandaşlar sizden ne gibi taleplerde bulundu, neler paylaşıldı? Tabii yani bu olumlu bir şey yansıdı. Benim de aslında yoğunluk yaşamamla beraber ben de mutlu oldum. Çünkü hiç tanımadığımız insanlar özellikle belli bir yaş grubunda burada yazlı olup işte çoluğu çocuğu okuma ve diğer sebeplerle Türkiye'nin değişik yerlerinde olan insanlar gece 11'de beni aradılar, 12'de aradılar, sabaha karşı 3'te aradılar, sorunlarını anlattılar. Ben hemen müdahale ettim, gerekirse kendim gittim. Çoğunlukla da görevlendirdiğim arkadaşlar onlarla birebir ilgilendiler. Çok mutlu oldular insanlar. Bir şehrin belediye başkanına çok çabuk ulaşmanın manevi hazını yaşadılar. Çünkü biliyorsunuz büyük şehirlerde biz nerede yaşıyoruz? Bir belediye başkanının yoğunluğundan, kalabalıktan belediye başkanlarını genelde vatandaş ya televizyon programlarında veya billboardlarda görür veya seçim zamanları
insanlarda. Ama küçük kuyuda öyle bir şey yok. Bizim burada yaşayan, gerek kışın 10 bin sürekli yaşayan hemşehrilerimiz, gerek yazını burada geçiren hemşehrilerimiz bana 24 saat gerek telefonda gerek benim telefonum WhatsApp hesabında sürekli yazıyorlar. Geçen gün çok keyif aldığım bir şeyle karşılaştım. Çok da Nedir mutlu. başkanım? Buyurun dinleyelim sizden. Edremit'le daha doğrusu Balıkesir Çanakkale sınırını oluşturan Mıhlı çayımız var. Tabii bu çay normalde su akar ama bu yıl gerek kuraklıktan gerek suyun fazla tüketiminden dolayı bu çayda su kalmadı. Fakat bir büyet gibi yaklaşık 100 metrekarelik bir alana yavru balıklar mahsur kalmış. Tabii suyun azalmasıyla bu balıkların ölüm noktasına gelmişler. Bir hemşerim WhatsApp'ta resmini atarak burada balıkların yaşamını sürdürmekte zorlandığını, buraya birkaç tanker su gönderilmesiyle bu balıkların tekrar yaşam bulma imkanı olacağını bana söylediler. Anında talimat verdim. Yaklaşık 40-50 ton o büyük gibi yere normal içme suyundan biz verdik. O balıklar tekrar yaşam buldu. Hatta sabahleyin tekrar gittim, resim çektim falan. O balıkların yaşaması bana ayrı bir mutluluk verdi. Yani bunun gibi onlarca örnek verebilirim. Tabii Yani ki. bu süreç bize şunu gösterdi. Birlik beraberlik içerisinde paylaşmayı öğrenerek, eksiklerimizi değil fazlalarımızı görerek, dayanışma ruhuyla bu Anadolu insanının, Türkiye insanının daha birçok bir şey yapacağını gösterdi. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. Şimdi tabii ki ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimiz, arkadaşlarımız Küçük Kuyu'yu anlatan görselleri ekrana getiriyorlar. Belki ilk defa bu anlamda da görme fırsatı elde ediyor izleyicilerimiz ama şimdi biz de biliyoruz ki evet doğası, tabiatı, yeşili, bitki örtüsü, sakinliği ve sizin de az önce bahsettiğiniz gibi son derece bakir olan işte bir takım hani bir madendir vesaire gibi tarzdaki olaylara maruz kalmayan nadide ilçelerimizden bir tanesi. Ve Küçükkuyu'ya baktığımızda özellikle de bu süreç içerisinde yurt içi ve yurt dışından da artık vatandaşların özellikle de tatil için tercih ettiği gözde beldelerden biri. Şimdi ben bildiğim kadarıyla bu kadarını anlatıyorum ama insanların Küçükkuyu'ya gelmesi için ve tercih etmeleri için siz başka neler söylersiniz Küçükkuyu ile ilgili başkanım? Evet. Küçükkuyu Kaz Dağları'nın eteğinde gerçekten zeytin ağaçlarının arasında henüz çok fazla keşfedilmemiş. Sizin de benim de belirttiğim üzere bir maden çalışması, büyük sanayi tesisinin atıklarının olmadığı masmavi mavi bayraklarla bezenmiş bir Ege kasabası. Güzel tarafı ulaşım noktasında yeni yapılan köprüler yollarla İstanbul'a 3 saatlik mesafede, İzmir'e 2,5 saat, Edremit Havaalanı, Uluslararası Havaalanı yaklaşık 40 kilometre mesafede olan, ulaşımda sorun olmayan, Binpınarlı İda Dağı'nın her türlü olanaklarına sahip, huzurlu, sağlıklı, adli vakanın yok denecek kadar az olduğu böyle bir sakin, dingin bir kasaba. Turizm yaklaşık 4000'e yakın otel, motel, ev pansiyonculuğumuz, özellikle bu pandemide bu hijyen, temizlik, sosyal mesafenin daha fazla korunduğu, çok şükür turistik tesislerimizde hiçbir vakanın olmadığı bir tatil beldesi. Bir güzel tarafı bizim dünyaya mal olmuş Çanakkale domatesinin üretildiği, menşei olduğu Köseleri Ovası buraya 30 kilometre. Yine dünyaya mal olmuş Ezine peynirinin üretildiği, patent aldığı, sütlerinin buradan oraya gidip orada peynir yapıldığı Ezine ilçemiz 30 kilometre. Yine Kaz Dağları'nın arkasında Bayramiç meyvanın dünyaya en güzel giden kayası, şeftali, kirazın en güzel ürünlerin üretildiği Bayramiç'in kuş uçuşu yaklaşık 15 kilometre bir yerde olduğu. Yine tamamen doğal kırlarda ve en doğal şartlarda besi hayvancılığının yapılan yerin Ayvacı bizim ilçemizin 20 kilometre mesafe olduğu. Yani bunları neden belirtiyorum? Buraya gelen vatandaş Kaz Dağı'nın taze oksijenini soluyor. Ege Denizi'nin masmavi tertemiz sularında
denize giriyor. Ama bununla bu kadar da önemli olan işte köselere domatesini burada onun salçasını yiyebiliyor, alabiliyor. Tabii tabii. Zeytinyağınız da aynı şekilde başkanım. Buyurun zeytini, zeytinyağı dünya. Evet, evet. Tabii, kesinlikle. Ezine'nin dediğim gibi peyniri aslında Ezine markalaştı ama ben şunu altında çiziyorum. Ezine'de yapılan sütünün yaklaşık %80'i bizim Ayvacığımızın, bu bölgemizin hayvanlarında elde edilen sütlerle Ezine peyniri yapılıyor. İşte Ezine'nin en iyisini burada tüketebilirsiniz. Yine Bayramcı'nın en güzel meyvelerini burada tüketebilirsiniz. Ayvacığın eti burada. Tabii tertemiz Ege Denizi'nin balıklarını anında hiçbir kimyasal bir körfez atmayan bir denizden günlük toplanan balıkları en uygun fiyata da burada tüketme şansınız var. Ve en önemlisi bir yıllık zeytin ağaçlarının içindeki o butik güzel otellerde sakin, dingin, bir koronasız bir tatil yapma olanağınız kısım var. Yine özellikle belirtmek istiyorum. Yani Kadıköy, İstanbul Kadıköy, Kartal, Maltepe o bölgeden aracınıza bindiğiniz zaman 3 saatte Küçükkuyu'da oluyorsunuz. Yine İzmir'den. İzmir'den de, evet. 2,5 saatte burada olan bir Bursa'dan 1,5 saatte buraya gelebiliyorsunuz. Balıkesir'den 1 saatte. Yani ulaşım noktasında yollar zaten bölünmüş yollar. Yollarda problem yok. Burada sağlıklı, huzurlu yaşayabilirsiniz. Tatilinizi yapabilirsiniz. Bizim önemli konulardan bir tanesi de bizim her yıl böyle ulusal basında gezilir, görülür, yaşanır köyler var. 10 köy Türkiye'de. Bize yakın bağlı olan Adatepe ve Şülür köyleri var. Bize 3-4 kilometre mesafede. Bu köy hafta sonları da büyük gazetelere baktığın zaman Adatepe ve Şülür köyleri işte burada görülebilecek, gezilebilecek, tatil yapılabilecek köyler var. Köylerde bizim hudutlarımız içerisinde. Yani Küçükkuyu'ya gelen insanlar sadece Küçükkuyu'nun denizine girip balığını değil, işte Kaz Dağları'ndaki bu iki güzel köyü, yine Antikasos şehri 16 kilometre bizim beldemize. Antikasos şehrinde orayı da oradaki ören yerlerini gezip görme şansınız da olur. Sadece tatil amaçla değil, tarihi, doğal, kültürel mekanları da görme şansını yakalayabilirsiniz. Yani buraya bir tatile geldiğiniz zaman hem dinlenebilirsiniz, hem sağlıklı nefes alabilirsiniz, sağlıklı gıda ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Evinize giderken de yağınızı, peynirinizi, zeytinizi bu bölgeden en iyi ve en uygun fiyatlarda alabilirsiniz. Evet, bunun yanında Kaz Dağları'nın o güzel köylerini, mitolojik köylerini, tarihi köylerini de gezme şansınız olabilir. O kadar güzel anlattınız ki başkanım, hakikaten ben Küçükkuyu'ya bir kere geldim ama yoğun program içerisindeydi diye pek gezemedim aslında. Önümüzdeki haftalar içerisinde inşallah tekrardan geleceğim ve ziyaretinize de, yani size de ziyarette bulunmak isterim. Özellikle de Adatepe ve Yeşilyurt'u gerçekten ben de merak ediyorum. Oraları da gezmeye geleceğim. Sizin de bahsettiğiniz gibi hatta şöyle bir şey. Şimdi orada tabii yöresel yemekleri de yiyorsunuz. Bu da çok keyifli ama ben hakikaten sizin orada yediğim o domatesin, o zeytinyağını ve peynirin tadını hakikaten hala damağımda ve unutmuş değilim. Gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu arada hazır bundan da bahsetmişken yavaş yavaş da aslında süremizin de sonuna geldik başkanım ama tabii ki siz aynı zamanda da ziraat mühendisisiniz. Zeytini, zeytinyağını, bunun işleyişini, pazarlamasını da çok iyi bilen bir isimsiniz. Bu anlamda tarıma yönelik yapılan çalışmalar nelerdir? Evet, ülkemiz gerçekten çok zengin bir coğrafya. Anadolu'da yetişen her ürün dünyada sayılır ve tat, aroma ve nefaset bakımından çok önemli ürünlerden. Zeytin, zeytinyağı da keza anavatanı biliyorsunuz. Zeytinin anavatanı Anadolu ve bizim bu bölgemizde yakın bölgeler. Bizim bu bölgede binlerce yıllık zeytin ağaçları var. Tabii her bölgenin kendine has bir aranan rehası, aranan tadı var. Biraz da damak tadıyla alakalı ama bunu biraz da fizyolojik, biraz da kimyasal tarafına baktığınız zaman bu Kaz Dağları'nda bulunan zeytinler, Edremit çeşidi zeytinler,
zeytinyağı üretiminde buradan elde edilen ürünler zeytinyağı üretiminde tamamen yani sofralık değil yağlık zeytin %90'ı. Bu yağlar gerek Kaz Dağları'nın taze oksijeni, gerek yıllık 310 gün civarında güneşli gün sayısı, gerek güneye bakan yamaçlarda, yamaç arazilerde toprak yapısından dolayı bu bölgenin yağı tartışmasız dünyanın en iyi yağlarının üretildiği bölge. Dünyanın en iyi yağların üretildiği bölgenin zeytinlerinden elde edilen bu zeytinyağlarının en iyi şekilde tanıtımının yapılması için özellikle bir markalaşma, özellikle bu yağın tadımı noktasında ciddi çalışmalarda bulunduk 12 yıl boyunca. Festivaller düzenledik, tadım günleri düzenledik, 100 kadın 100 yemek çeşidi yaptık. Basın yayın çalışan gazetecileri davet ettik. Evet. Buharlara katıldık. Markalaşmanın önemini sürekli arkadaşlarımıza anlattık. Yani eğer bizim ürünümüz zaten çok kaliteli. Bunu iyi bir marka Sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, geliyor sesiniz. Tamamdır. Evet. Sanırım ürünümüz. Evet, geliyor nette ara ara bir kopukluk oluyor ama nette sanırım bir problem vardı. Şu an sanki daha duyabiliyorum. Evet. Evet. Yani biz ürünümüzü iyi satarsak, üreticimiz iyi para kazanırsa, markalaşma değerini oluşturursak, bu bir yıllık zeytin ağacı hiç kimse kesip burada bir konut bilmem ne yapmaz. Şimdi bazen beni ediyorlar. Ya zeytin ağacını kesiyor, ev yapılıyor, şu. Ben de şunun altını çiziyorum. Hiçbir üretici, hiçbir zeytinci dedesinden kalan zeytin ağacını, eğer o zeytin ağacından ürettiği üründen para kazandıktan sonra orayı satıp ağaçları kestirmez. Çünkü onlar da o ailenin bir parçası oldular artık. Değil mi? O çünkü dedesinden gelen bir mal olduğu için o ailenin bir ferdi oldu zeytin ağacı. Ama eğer biz zeytinimize bakmazsak, bu ürünü iyi bir şekilde pazarlayamazsak, bu ürünün tanıtımını yapamazsak, üretici para kazanamaz. Para kazanmadığı anda da mecburen çocuğunu evlendirmek için, çocuğuna iş kurmak için, kendi yaşamını idame ettirebilmek için onları arsa yapıp satma yoluna istemeyerek ailesinin bir ferdini bir yerlere vererek bunları yapmak zorunda kalabilir. Biz bu düşünceyle zeytinimizin zaten kıymetli olan altınımızın yani biz altın diyoruz zeytinyağımıza altınımızı en şekilde bugüne kadar geldiği gibi bundan sonra da daha fazla emek harcayarak tanıtımını yaparak insan sağlığını doğanın iksiri olan bu yağımızı küçük kuyumuzun yağını en iyi koşullarda pazarlayarak özellikle üreticimizin para kazanmasını sağlayacağız. Üreticimiz para kazandıktan sonra da ailenin ferdi olan bu ağaçları kesip konuta açmayacak. Tertemiz Kaz Dağları'nda bu yeşili daha fazla korumanın yoluna gideceğiz diye düşünüyorum. Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, keyifli bir programdı. Zamanımız olsa aslında küçük kuyu daha da şöyle bir anlatsak inşallah bir sonraki programlarda diyelim. Buradan ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimize aktaracağınız mesajları da alalım, ardından veda edeceğiz. Evet Deniz Hanım, ben de bu fırsatı verdiğiniz için tekrar size çok teşekkür ederim. Sizin ekranınız aracılığıyla kasabamda yaşayan hemşerilerimiz sürekli zaten bu şeyi yapıyoruz, ricada bulunuyoruz. Maske takmalara devam etsinler. Sosyal mesafeyi korusunlar. Bizim İl İstihsal Kurulu'nun almış olduğu, Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu kurallara harfiyle riayet etsinler. Bu koronavirüsten, Covid'den bir an önce ülkemiz ve dünya kurtulsun. Tekrar eskisi gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde bu cennet güzel küçük köyde yaşamak bize devam edelim. Bu fırsatı tekrar size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz başkanım. Size ve ekibinize de kolaylıklar diliyoruz. Buradan ekranları başındaki izleyicilerimize bir kez daha diyelim. Gerçekten küçük kuyu özellikle de bu süreç içerisinde sadece tatil olarak da düşünmeyin. Ruhunuzu dinlendirmek için şöyle sessiz, sakin, tamamen doğanın içerisinde, Kaz Dağları'nın eteğinde ruhunuzu dinlendirmek, bol oksijen almak ama onunla birlikte de gerçekten damağınıza da, damak tadınıza da hitap edecek bir inanılmaz derecede güzel bir yer. Kesinlikle gidilip
görülmesi gereken bir ilçe. Bunu da buradan bir kez daha hatırlatalım. Size de çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz başkanım. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağlıklı çalışmalar diliyoruz. Çok mersi. Evet sevgili seyirciler, bugün de programımızın sonuna geldik efendim. Kuşköy Belediye Başkanı Sayın Cengiz Balkan Başkanımızla bir aradaydık. Her zaman dediğim gibi bu imkanlar doğrultusunda bile bizleri sizlerle buluşturan tüm ekip arkadaşlarımın emeklerine, gönüllerine, yüreklerine sağlık. Sizler de kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günlerde yeniden bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.